Bu gece sessiz, bu gece derin. Bizimle oturan tüm ruhlar bizimle beraber korkar. Bu gece tuhaf, bu gece karanlık. Bizimle oturan tüm ruhlar bizimle beraber korkar. Efendim Akustik Aynı'ya hoş geldiniz. Bugün konumuz Nil İpek. Nil hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Seni burada görmek çok güzel. Evet, burada olmak çok güzel. Ekibi ikinci kez ağırlıyoruz ama yine de senden tanıtmanı rica edeceğim. Memnuniyetle. Gitarda Can Aydınoğlu, davullarda Berkay Küçükbaşlar, bas gitarda Tufan Büyükgüngör, tuşlularda da Ozan Tekin. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden ellerinize sağlık. Nil, bence çok keyifli bir albümüm var şimdi. O albümü gösterme zamanı. Albümün bir dokusu var böyle. Hani sanki bunların hepsi çok önce yaşanmış ve ondan sonra sen bunları işte belirli bir seneler sonra toplamışsın ve ifade etmişsin gibi bir hissi var. Öyle. Ben hep fotoğraflarına bakınca öyle hissediyorum. Ben ilk şarkını ilk sene dinlediğim zaman bir belki alışman lazım cover'ıydı. Ve bir tane fotoğraf vardı. Başka bir tarafa doğru dönük olduğun senin. Tam böyle bir görsel vardı arkasında.
herhangi bir görüntü yoktu yani. Hı-hı. Dolayısıyla çokça da dinledim. Dinlediğim için hiç de seni görmedim. O yüzden albümde ilk kez seni gördüğüm yer albüm oldu dolayısıyla. Nasıl karar verdiniz fotoğraflara filan? Bir de bir parçacık kendinden de bahsetti. Seyircimiz seni tanımaya başlasın. Çünkü öyle çok ekstra bir bilgiye ulaşmak mümkün değil. Tamam. Yani şöyle, zaten aslında doğru. Hani bir süredir biriken, içimizde biriken şarkılardı. Hatta belki 5 yıllık bir süreç diyebiliriz. İşte o 5 yıllık sürecin tamamlanmasıyla 2015 Kasım ayında albümü yayınladık. Ve işte fotoğrafları da Emir Özşahin çekti. Çok güzel bir Mamiya analog fotoğraf makinesiyle çekti. Tam da vermek istediğimiz hisleri gösteren fotoğraflar oldu. O şekilde seçtik. Demek ki doğru seçmişiz ki öyle bir doku olduğunu hissettirmişiz. Evet evet, bana geçti. Ve ilk senden Sabah şarkısını dinledik şimdi. Benim de çokça dinlediğim bir şarkı. Böyle insana kendini nasıl diyeyim, böyle bir tık yalnız hissettiren ama sanki o yalnızlıktan sonra bir şeyler iyiye gidecekmiş gibi hissettiren, hı-hı, bir şarkı. Kendi şarkılarını dinlediğin zaman sana başlarkenki hissinden farklı bir şey hissettiriyor mu? Tabii yani bir yerden sonra o ilk yazarkenki duygudan çok uzaklaşıyorsunuz otomatik olarak yani. Ama yine de hani başka birinin şarkısını dinliyormuşum gibi de olmuyor. Yani orada hala o benim derdim. Bunu hala ben anlattım. Hani şey gibi, eski günlükleri okumak gibi oluyor aslında biraz. Nasıl başladın peki? Yani albüm çıkarma sürecinde nasıl karar verdin? Yani çok uzun süredir müzikle uğraşıyordum. Şu ya da bu şekilde. İşte bas gitar çalıyordum, geri vokal yapıyordum. Ama çok fazla cesaretim yoktu hani kendi şarkılarımı söyleyebileceğime dair. O cesaret oluşmaya başladı. İşte bir iki kayıt koyduk. İşte birazcık beğenildi, paylaşıldı falan derken işte Ozan'la konuştuk. Ben o dönem yurt dışındaydım. Yapar mıyız? Yaparız. Hadi bakalım. İşte bir süre ikimiz konserler verdik. Sonra Can katıldı. Sonra grubu topladık. Bir sürede grup olarak konserler verdik. Bu sırada şarkılar daha şekillenmeye başladı. Bizim içimizde de şarkıların yerleri oturdu. Hikayeler oturdu. Ondan sonra da albümü kaydettik. Şimdi mesela insanlar dinlediği zaman sana işte ilk albümü çıkarttın ve işte insanlar şarkıları dinlemeye başladı. Ondan önce bir parça coverlarla başlamıştı ama ne mesela en çok karşılaştığın yorumlarda neler var? yani şey, naiflik ve huzur kelimeleri çok kullanılıyor. Bazen kötü anlamda da kullanılıyor. Tamam ya, yeter bu kadar falan diye. Ama genelde o kelimelerle hep karşılaşıyoruz. Bence zaten hani dinlediği zaman insan bir dinginlik, şöyle bir derin nefes almayı istiyor. Çünkü hayat zira çok hızlı. Yani, hı-hı, eğer ki hani büyük bir şehrin içerisinde gerçekten gün içerisinde insanın maruz kaldığı çok fazla şey var ve hadi bir durup şöyle bir nefes alayım, bir sakin olayım demek o kadar kolay da olmuyor. Hı-hı. O mesela müziğin, ben mesela kendim araba kullanırken en çok müzik dinliyorum, hı-hı, ve İstanbul'da yaşayan bir insan olarak çok uzun bir süre uzun bir süre tekabül ediyor yani. O yüzden hani orada benim için müzik dinlemek çok, yani hayatın olmazsa olmazı. O yüzden bazen trafiğe şükrettiğim de oluyor. Ya diyorum okey güzel, hani şu an hayatımda 1,5 saat müzik dinleyebileceğim bir an içerisindeyim ve o zaman da işte böyle şeyler dinlemek ve huzur veren bir müziğe kendini bırakabilmek gerçekten bana da kendimi iyi hissettiriyor. Orada da dolayısıyla çok güzel dinliyorum. Ama yine ilk şarkıdan hareket edersek, ben mesela Sabah dinlemeye başladığımda ilk... Ben Sabah'tı bu arada gerçekten. Ben dinlemeye başladığımda ama dedim ki bu bir gece şarkısı. Bu böyle gecenin geç saatinin insanın kendi kendine kaldığı an. Biraz kabuslu yani. Falan. Ben hiç, bana hep çok umut veriyor şarkı ya, niyeyse. Evet yani. Ama yani şöyle bir kabuslu yani, hani şu anda bir kabus görüyorsun. Şu anda hani gördüğün kabus bile seninle beraber korkuyor. Hani orada çok sıkıntılı bir durum var. Ama sabah olacak. Yani hani uyuyacaksın, uyanacaksın ve bu geçecek. Aslında tek anlattığı şey bu. Geçiyor mu peki? Geçiyor ama sonra yine gece oluyor. O bir döngü yani. Hani ikisinin de sürekli olmasının yolu yok ki.
Değil mi? %100 öyle gerçekten. Yani her gecenin sabahı var lafı herhalde oralardan evet. gelmiş. Hadi bir şarkıyla daha devam edelim. Tamam. Bilmem dinleyeceğiz şimdi sizden. Evet. Ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık efendim. Peki, şimdi yeni bir albüm hazırlığı var. Nasıl gidiyor? Neler olacak? Ne bekliyor dinleyiciyi? Birazcık daha sürprizli tutuyoruz aslında bu albümü. Çünkü geçen sefer albümdeki şarkıları aslında konserlerde çalıyorduk. Hepsini çalıyorduk yani. Çünkü başka şarkımız yoktu. Ama şimdi yaptığımız şarkıları birazcık daha kendimize sakladık. Ve hani tam anlamıyla şekillenmeden paylaşmamaya çalışıyoruz. Şimdi hala yani birkaç şarkı var tabii. 4-5 şarkı çalıyoruz yine ki bu da albümün yarısı ediyor ama. en azından yarısı sürpriz. Birazcık daha daha az huzurlu bir albüm aslında. Çünkü biz daha az huzurlu bir sene geçirdik. Hayatın öyle bir dönemindesiniz. Evet. Öyle bir dönemindeyiz. Yani şarkılar öyle gerektirdi aslında. Şu anda da aranjmanların çoğu toparlandı gibi. Tahminim
Haziran ayı gibi herhalde kayda gireceğiz. Biz de demek ki onu yazın sonlarına ya da yaz geçtikten sonraya doğru. Evet, ümidimiz o yönde. Harika. Nasıl gelişiyor peki süreç? Sen işte bir şeyleri kendince oturtuyorsun ve ondan sonra düzenlemeye mi başlıyorsunuz yoksa her şeye mi beraber bakıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Yok yani ben başta bir şarkı yapıyorum. Hani zaten benim sürekli olarak not aldığım şeyler var. Kafama takılan, işte canımı sıkan ya da mutlu olduğum her neyse. Ve ondan sonra bir ukuleleyle, gitarla ya da piyanoyla oynama süreci var. İşte hani falan diye. Acaba buna bu olur mu gibi. Ve aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Yani o sözleri en şey nasıl, o sözlerdeki duyguyu nasıl aktarabilirim? Sonra hep beraber bir, yani arkadaşlara mail atıyorum şarkı. Genelde. Bunu bir dinleyin. Yorumlarınızı beklerim. Bunu bir dinleyin. Kanalıma bekliyorum diye. Bir hep beraber dinliyoruz. Ya stüdyoda dinliyoruz ya öncesinde mail atmış oluyorum. Bakıyoruz ne yapabiliriz diye. Bazen hani ilk şeyde oluyor. Aa tamam oldu falan diye. Bazen bir benim şeyim tutuyor, naziliğim tutuyor. Ya siz bu şarkının ne anlattığını biliyor musunuz falan diye. Birazcık durduruyorum. Böyle yoldan çeviriyorum. Sonra benim çevirdiğim yerde olmuyor falan. Ama genelde hep beraber bir şeyler yapıyoruz, üretiyoruz. Sonrasında iş detaylara kalıyor aslında. Onda da hepimiz üzerimize düşen görevleri alıyoruz gibi. Harikaymış. Bence hani herkesin kafasının içine girdiği şeyler çok daha güzel. Ben hep tiyatrodan bunun örneğini veririm. Çok iyi metinler var, çok iyi tiyatro oyunları var ama her yönetmen onu bambaşka bir dünyada anlatabilir filan. Bence müzik de her zaman öyle bir şey oluyor. Yani her insanın ona katabildiği duygu çok acayip bir yere götürebiliyor ki bizim programın çıkış mantığında hep böyle içinde insanlar yaptıkları şarkıları farklı şekillerde burada perform etsin de istiyorduk. O da hep şeydendi ya da işte coverlar. Bir şarkıyı X birinden dinlemekle bir başkasından dinlemek arasında gerçekten çok ciddi anlamda fark oluyor. Hep duygu değişiyor. Ve gerçekten hani bir insanın algısı o anki dünyaya, o an yaşadığı ortama, etrafındaki insanların duygularına, kendi içinde bulunduğu, geçtiği dünyadan çok fazla etkileniyor ve algı ona göre şekilleniyor. O yüzden sorum, mesela iki şarkıyı tek bir şarkıya indirdiğiniz falan oluyor mu? Ya da işte öyle, o çünkü hani ya aslında bu bunu da demek istiyormuş ve ben burada bunu da söylemek istiyorum dediğiniz oluyor mu? Tam öyle olmuyor ama şu oluyor. Mesela Yeşilçimler'in 3 ve hatta 4 farklı versiyonu var. Farklı farklı yerlerde hani koşullara göre şekillenmiş olan. Yeni albümde mesela bir şarkının 2 farklı versiyonu olacak. Aslında farklı şeyler anlatan ama sözler aynı. Hani anlattığı şey kelime bazında aynı ama aynı kelimeler her zaman aynı anlama gelmeyebiliyor. Birazcık ona da kafa yormak gerekiyor. O yüzden hani öyle deneyler yapıyoruz aslında kendi çapımızda ama hani iki şarkıyı birleştirdiğimiz hiç olmadı. Senin anlattığını çok başka anlayan dinleyicilerin var mı? Tabii ki. Her zaman. Mesela, o örnekler bence çok eğlenceli. Ne var ne mesela? Yani şey... Şimdi Kınalıada dinleyeceğiz mesela. Ondan var mı öyle bir... Kınalıada çok net şarkı ya. Onda çok bir yanlış anlayan olmuyor. Sadece şeye üzülenler oldu. Kınalıada şarkısını niye Çatalca'da çektiniz diye klibini üzülenler oldu. Niye Kınalıada değil burası diye. Şarkının Kınalıada olmasının, yani isminin Kınalıada olmasının tek sebebi de aslında ilk kaydını Kınalıada'da yapmış olmamız. Yoksa Kınalıada ile hiçbir alakası yok şarkının. Bu gerçeği de burada itiraf edeyim. Yani öyle beklentiler oluyor ama evet. Öyle diyebilirim. Hadi onu dinleyelim sizden. Tamam. Rüyaları
kusar. Diğerleri sorar. Hep sorar sorar. Ve hep aynı sorular. Şimdilik güneş yok cevapta. Hep bulutlar var. Arada şekilde güneş açacak bir gün bir yerde. Saçlar ıslak, gözler ıslak, zaman alır ama kuruz biz yine. Başka şansı yok bir şekilde güneş açacak bir gün bir yerde. Kaçak izlerken
seni.